Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sektör Çakalları serisine devam ediyoruz. Bugünkü konumuz fikirlerini hemen paylaşma. Şimdi yine diğer bölümlerde olduğu gibi yaşamış olduğum deneyimleri sizlere aktaracağım. Bu arada ortam nasıl? Beğendiniz mi? Beğendiyseniz yorum kısmına yorum yapmayı unutmayın. Işığı ayarlamak için canımız çıktı. Işığı ayarlarken resmen yandım. Arkadaşım Lokman'a da sabırları için teşekkür ediyorum. Daha önceden yaşamış olduğum bir mevzuyla karşınızdayım şimdi de. Yine bundan birkaç yıl önce mağaza zinciri olan bir firmayla görüşme sağladım. Bir tanıdık vesilesiyle arkadaşla görüştük, tanıştık. Sosyal medya üzerinden neler yapabiliriz diye bir araya gelip toplantı yaptık. Çalışma şekillerini anlattı, mağazalarından bahsetti. Bana kısaca firmayı tanıttı. Ben de hani firma için neler yapabileceğimi düşündüm. Ve daha sonradan bir çalışma yapabileceğimi kendisine söyledim. Görüşmeyi sağladığım arkadaş da ya bize neler yapılabilir, bununla alakalı bir şey sunar mısın dedi. Ben de saf gibi aldım hepsini. Şu yapılabilir, bu yapılabilir, müşteriyi şu şekilde arttırabilirsiniz, şöyle kampanya yapabilirsiniz şeklinde upuzun bir liste hazırladım, gönderdim. Ve bunu gönderdikten sonra da ne oldu? Arkadaş hiçbir şey yapmadı. Bana geri dönüş sağlamadı. Hani olumlu ya da olumsuz bir şekilde de geri dönüş sağlamadı. Ve daha sonradan şunu gördüm. Benim söylemiş olduğum bir takım fikirleri, benim vermiş olduğum fikirleri uygulamaya başlamış bile. Ne olmuş oldu? Ben bu şekilde bedavadan kendisine bilgilerimi aktarmış oldum ve beni tercih etmemiş oldu. Çünkü zaten yapılacak şeylerin birçoğunu söylemiş oldum. Yine aynı şekilde başka bir deneyimden daha bahsedeyim. Web sitem üzerinden bir tane beyaz eşya ile ilgilenen bir firma benimle iletişime geçti. Ben de hemen kendisine cevap yazdım. Bana sorular sormaya başladı. İşte şu konuda hakkında nasıl çalışabiliriz? Bu konu hakkında nasıl çalışabiliriz? İşte ben şu kadar bütçe ayırıyorum. Sosyal medyada şunu kullanıyorum. Google'a şöyle reklam veriyorum. Böyle geri dönüşünü sağlıyorum. Nasıl iyileştirebilirim? Ne yapmam lazım? Web sitem düzgün mü? Değil mi? Bir bakar mısınız? Domainim sizce doğru mu? Değil mi? Ne yapmam lazım? İşte telefon numarasını nereye yazayım? Vesaire vesaire. Kendisiyle bu anlattığım şeyleri uzun uzun iyileştik. En sonunda bu işi nasıl yaparız falan diye sorduğumda ben de tabii dedim, bakın şöyle tabii ben bu arada bana e-mail ile birlikte sormuş olduğu bütün soruları yanıtladım. Ben yanıtladıktan sonra kendisi de bana en sonunda hani ya bunları nasıl yapabiliriz, hani bu konuda ne kadar bütçe ayırmamız gerekiyor falan dediğinde, ben bütçe ile alakalı kendisine gerekli bilgilendirmeleri yaptıktan sonra kendisi bir daha bana geri dönüş sağlamadı. Yani burada söylemek istediğim şey şu: biz karşımızdaki kişiyle iletişim sağladığımızda evet bir takım bilgiler vermemiz gerekiyor. Ufak tefek fikirler vermemiz gerekiyor ama bütün fikirlerin hepsini vermemiz gerekmiyor. Çünkü biz kendi bilgilerimizi paylaştığımızda karşıdaki kişinin artık bize ihtiyacı kalmıyor gibi bir şey. Evet, bunların uygulamaya soktuğumuz zaman bir takım şeyler değişiyor. Yani fikir yetmiyor, fikri uygulamak da önemli. Karşımızdaki kişi fikirleri aldıktan sonra bunu ya başka birisine yaptırıyor ya da kendisi iyi kötü bir şekilde yapmaya çalışıyor. Eğer ben bugünkü aklımda olsaydım bütün yapılacak şeylerin listesini yapıp vermezdim. Çünkü bu bir şekilde daha anlaşma sağlamadan ücretsiz bir şekilde danışmanlık yaptığımız anlamına geliyor. Bu nedenle bizler insanlarla iletişime geçtiğimizde dediğim gibi detaylı bilgi vermeden sadece ufak tefek kısa bilgiler vererek o kişiyle daha sonradan çalışmasını sağlayabilecek şekilde bir takım şeyler yapabiliriz. Evet arkadaşlar, videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve şimdi sizlere arkamdaki enfes manzarayla baş başa bırakıyorum. Kamerayı alayım.